Paşa Hazretleri, bakın şu Ahmet Mithat Küstah'ın İbret denilen paçavradaki makalesini. Dün gece Gedikpaşa Tiyatrosu'nda oynanan Vatan yahut Silistre piyesinden sonra halk ellerinde fenerlerle piyesin yazarı Namık Kemal'i bulmak için sokaklara dökülmüştür. Beklediğimiz mükafat halkın teveccühüydü. Çok şükür buna muvaffak olduk. İnşallah asıl maksadımız olan muradımıza da nail oluruz. Namık Kemal ve arkadaşlarının vatan, millet, hürriyet gibi laflarla halkı galeyana getirip peşlerinde sürüklemelerine daha ne kadar müsaade edilecek? Tevkif ve sürülmeleri için ne bekliyoruz? İbret gazetesi hemen kapatılsın. Emredersiniz. Namık Kemal Magosa'ya, Ebu Ziya ve Ahmet Mithat Beyler Rodos'a, Bereketzade Nuri ve İsmail Hakkı Beyler Akka'ya sürülecek. Ben tevkif ve sürgün fermanını bu akşam Zat-ı Şahane'den alırım. Küçücükten eğleneceğim, severim ben raks etmeyi. Küçücükten eğleneceğim, severim ben raks etmeyi. Kabadeler fındık kurdu, çok aşıklar kapı yuttu. Bana derler fındık kurdu, çok aşıklar kapı yuttu. Boyum kısa, aklım çoktur, benim bilmediğim yoktur. Boyum kısa, aklım çoktur. Emriniz miyim? Acı bir kahve. Var. Ama çabuk. Namık Kemal Bey'in fincanı. Muhterem Namık Kemal Beyefendi, tevkifiniz için ferman çıktı. Canınızı kurtarmak istiyorsanız lütfen kaçınız. Nedir? Ne olmuş? Tevkifimiz için ferman çıkmış. Kaçmamızı istiyorlar. Kaçacak mıyız? Hayır. Kaçmayacağız. Kaçarsak mücadelemizin hükmü kalmaz. Dünyada baki olan ne? Ebedi olan sadece vatandır. Vatanseverleri mahkum etmekle hiçbir şey kazanamazlar. Allah ve millet bizimle beraberdir. Yaşasın vatan! Yaşasın vatan! Yaşasın vatan! Yaşasın vatan! Kimse kımıldamasın. Namık Kemal Bey, Ebu Ziya Tevfik Bey, Ahmet Mithat Efendi, Bereketzade İsmail Hakkı Bey, hepinizin tevkifi için emir çıktı. Hadi! İhbarıma niçin önem vermediniz? Neden kaçmadınız? Üzülmeyiniz. Vatan olsa ne rütbeyi perva. Gene de dünyada zulmü yıkarız. Merkezi arza dağıtsalar bizi,
Türre-i arzı patlatır çıkarız. Sen onun nesi oluyorsun? Haremiyim. Belki. Ancak 5 dakika konuşmak için izniniz var. Nesime. Nesime. Yavrum. Çocuklarımın anası. Beyim, efendim. Nasıl yaşayabilirsiniz? Nasıl kıyabildiler size? Üzülme yavrum. Vatan ve millet için mücadele edenlerin kadınlarına yas yaraşmaz. Efendim. Ben vatan derken içinde senin de bulunduğun kutsal bir varlıktan bahsediyorum. Karım, çocuklarım, dostlarım, atalarımızın toprağı, nefsimi uğruna adadığım vatan sizlersiniz. Uğruna, kendinizi adadığınız vatana ben de feda olayım. Yalnız sizin kahrolmanıza tahammül etmek güç. Beni kahretmişler ne çıkar? Ellerindeki kudret kemiklerimi bile yok edebilir ama imanımı asla sarsamaz. Vatanını sevmek başka, uğrunda dövüşmek başka şeydir Nesime. İstidamı berbat ettim. Çanakkale'den postalayacaktım. Ne istidası? Kime postalayacaktın? Zat-ı şahaniye, affımızı istirham etmek üzere. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Kızmayın ya, şaka ettim. İstida filan değil, aileme mektup yazıyordum. Sen bizi vatan piyesindeki kahramanlardan daha mı yüreksiz sandın? Kahramanlar insanların sadece hayallerinde mi yaşar? Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır. Öyle değil mi Kemal? Evet. Gelibolu'da mutasarrıfken olayı bizzat yaşamış eski bir askerden dinledim. Oyun haline getirirken belki azametini layıkıyla veremedim. Onlar milletimin içinde asırlardır yaşamış binlerce kahramandan farksızdılar benim için. Bu yüzden İslam dedim birine. Hepimiz İslam değil miyiz? Belki de şu anda hala yaşıyorlardır. Ama kim bilir nerede ve nasıl? Beni emretmişsiniz abi. Zeki'nin İstanbul'a göç edeceğini duydum. Derhal onunla görüşmem lazım. Aman abi, bu nasıl iş? Haremde yalnız değiliz ki, ev misafir dolu. Ne olur seni ya. 5 dakika için bahçeye çıkmaya razı etsek diye. Hı? Madem ki istiyorsun, peki. Uzun bir yol var sana. Karanlık ormanlardan geçeceksin. Büyük sıkıntılara düşeceksin. Ama sonun ferah, rahatlayacaksın. Kısa zaman sonra da başına devlet kuşu konuyor. Hiç yanılmaz falan. Abin seni bahçede bekliyor. Hadi. Abin bekliyor diyorum. Seni ha nasıl olur? Yok canım, olur hadi.
Ateş bacayı iyice sarmış anlaşılan. Hadi, ne duruyorsun? Hadi gitsene. Hadi. Kendi konağınız bile olsa buraya hareme kadar gelmeye nasıl cesaret ettiniz? Çıldırdınız mı siz? Ya bir gören olursa? Senden başka hiçbir şeyi gözümün gördüğü yok. Bir kusurum varsa Allah affetsin. Kaçma benden. Bırak güzelliğini doya doya seyret. Neden bakışlarını kaçırıyorsun? Söyleyecek hiçbir sözün yok bana. Ya Rabbi, insanın yüzü gibi gönlünü de meydanda yaratsaydın ne olurdu? O güzel gözlerin içindeki sırları öğrenebilmek için canımı bile verirdim. Söyle bak, neden mektuplarımı cevapsız bıraktın? Bir nebzecik olsun sevmiyor musun beni? O mektuplar, dünyayı bildim bileli yüzünü bir kerecik göremediğim babamdan bile gelmiş olsa bu kadar sevinmez. Allah'ım, nasıl utancımdan yerin dibine geçmeden bunları söyleyebiliyorum? Allah aşkına, ellerini yüzüne kapama. Kabahatimin ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Başka biri bütün bunları kız kardeşime yapmış olsa, kanını helal sayar öldürürdüm. Ama ne yapayım ki iradem elimde değil. Seviyorum seni. Muradın nedir? İnsan içine çıksam gönlümde sen. Yalnız kalsam karşımda sen. Daima sen. Vücudumu mu istersin? İşte esirin. Canımı mı istersin? Al işte senin. Allah'ıma bin şükür ki sen de benim gibi iradesiz seviyorsun. Gönüllerimiz ikiz yaratılmış ki birbirimizi bir kere gördüğümüz halde sevdik. Burada ayrılsak bile ahirette mutlak birleşiriz. Ayrı zan oluruz, daima biriz. Beraber. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Bütün eli silah tutanlar kasaba meydanına! Ey ahali! Devlet düşmana savaş açmış! Eli silah tutanlar kasaba meydanına! Devlet düşmana savaş açmış! Düşman Sarhat boylarında pusuya yatmış! Ey ahali! Allah'ım! Ne olmuş ne var? Bana bir yemin et ki gerek ayrılalım, gerek ayrılmayalım, dünya ve ahirette benden başka kimseye yar olmayacağız. Hem beni seviyorsun, hem neden ayrılmaktan bahsediyorsun? Gözlerimin içine iyice baksan, dünyada senin uğruna göze alamayacağım hiçbir şey olmadığını anlardım. Ama ayrılacağız çaresiz, çünkü gideceğim. Gönlümden annemin babamın muhabbetini çıkardım. Ne uykum ne de iradem kaldı. Gönlümde senden başka bir şey bırakmadım. Zekiye. Şimdi de kendini elimden alacaksın. Hem de müjdesini kendin getiriyorsun. Eğer gidersen ben de bu dünyadan giderim. Ömrümün bütün lezzetini kaybettikten sonra kara toprağın nesi var? Gitmeliyim. Önce beni öldür. Gireceğim. Gireceğim. Yoluma cehennemin ateşleri saçılsa, göğsüme Ezrail'in pençesi dayansa... Gene gideceğim. İslam Bey, neler söylüyorsun? Gerçekten benim için öleceğini bilsem gene gideceğim. Peki ama neden, niçin gidiyorsun? Burada bayrağı ben açarım. Bu sancağın gönüllüleri ancak benim bayrağım altında dövüşürler. Devlet harp açmış. Düşman sınır boylarında şehitlerimizin kemiklerini çiğnemeye çalışıyor. Kandil günleri mezarlığa gidersin diyeyim. Orada benim ocağımdan yatan bir erkek gördün mü hiç?
Ailemde 42 şehit adı sayarım. Rahat döşeğinde ölen bir tek Sancak Bey yoktur. Düşman Serhat'te. Razı olur musun ki vatanıma çevirdiği silahın karşısında benim göğsümü bulmasın? Beni Allah yarattı. Ama vatan besledi. Nasıl olur ki vatan tehlikede bulunsun da ben rahat oturayım? Vatan uğrunda ölmeyeceksem ya ben niçin doğdum? İzin ver sancağı karşılamaya gideyim. Vatan. Vatan olunca ben ne derim, ne diyebilirim? Savaşa gidiyorsun öyle, vatan için. Git beyim, beni de dünyayı da unut. Ben her vakit senin kulunum. Yıllarca önce savaşa giden babamın ardını bekleyen anan gibi ben de seni beklerim. İnşallah selametle döner gelirsin. Kalk yavrum. Vakit geldi. Artık gitmem gerek. Allah ısmarladık Zeki. Dün sabah bahçede benden bir yemin istemiştin. Kutsal saydığım ne varsa hepsinin üzerine yemin ederim. İster ayrılalım, ister ayrılmayalım. Dünyada ve ahirette senden başkasına yar olmayacağım. Hayır Zekiye. Vazgeçtim o yeminden. Eğer vatanım için şehit olacak kadar bahtım varsa... O zaman sen istediğin erkeği seçebilirsin. Allah 100.000 kere canımı alsın. Ellerimle kalbimi parçalatacaksın bana. Sen şehit olursan ben yaşar mıyım sanıyorsun? Rabbimin 1001 ismi üstüne yemin ederim ki dünyada ve ahirette Zekiye senindir. Yalnız senin kulun olarak kalacak. Zekiye ben... Sus. Yemin istemem. Senden başka hiç kimseye yar olmam. Olamam. Allah aşkına biraz gayret bırak ki veda edebileyim. Gönlümü demirden mi yapılmış sanıyorsun? Ya ben? Ya ben ne yapayım? Sana olan sevgimden şüphe etmene nasıl katlanayım? Bundan sonra ölsem de gam yemem. Yurdumda senin gibi bir kız görmek... ...benim için sana sahip olmaktan da büyüktür. Sevginin ateşi koruyacak beni. Düşman üzerime gülle değil, yanardağlar bile assa gene de ölmeyeceğim. Göğsüm süngü kurşun yaralarıyla bezenmiş sana döneceğim. Annem her gece anlatır. Babam da savaşa giderken böyle şeyler söylermiş. Zavallı anacığım. Yıllarca bu ümitlerle bekledi onu. Sonunda ne gelen var ne giden. O nurdan parlak, gülden temiz ağzınla şehitlerimiz ve askerlerimiz için dua et. Allah elbette duanı kabul edecektir. Gözlerinden dökülen inci taneleri nedir peki? Hani hiç ağlamayacaktım. Biraz gayret et. Artık gitmem lazım. Allah'a ısmarladık. Seni Allah'ın birliğine emanet ediyorum. Ben de seni. İslam, senden son bir isteğim var. Giderken bizim evin önünden geç. Seni gönüllülerin başında, sancağın altında son bir defa göreyim. Thank you.
Arkadaşlar, gaziler, vakit sefer vaktidir. Beni seven ardımdan gelsin. Beni seven ardımdan gelsin. Hadi arkadaşlar, tura bizi bekliyor. Yeri! Ben Manastır Sancak Bey İslam. Gönüllerimle emrinize amadeyim Miralay'ım. Sağ ol evladım. Kalemize hoş geldiniz. Sağ ol. Ağalar, çok nazik zamanda kalemize geldiniz. Düşman Tuna'yı geçmek üzere. Yakın zamanda kaleyi kuşatması mukadderdir. Allah zeval göstermesin, devlet kalesini kendi askeriyle de korumaya kadirdir. İçinizden kim dilerse kaleden çıkmaya izinlidir. Zaten düşman çok asker az. Neden bizi daha da azaltmak istersiniz? Ağalar, muharebede kurşun ve gülleden başka açlık ve susuzluk da var. Canını kurtarmak isteyen... Miralay Bey, biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik. İzin ver dövüşelim. Pekala evlatlarım. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Hazır! Kaç yaşındasın ağam? 70. Yaşlısın, istersen köyüne dönebilirsin. Bey, bu gözler çok savaş gördü. Kurbanın olan, şehitlik rütbesini çok görme bize. Estağfurullah, estağfurullah. Ağa. Buyur beyim. Kaleden çıkmak için izinlisin. Beyim, sen bakma bizim tek kollu olduğumuza. Bir kol alacağımız var düşmandan. İzin ver de dövüşelim beyim. Pekala. Fakat bunlar da pek çocuk Rüstem. Sen şöyle ortaya çık bakayım. Sen sana söylüyorum. Evladım, adın ne senin? Adem efendim. Fakat ne işin var burada senin? Vatanım uğrunda savaşmaya geldim efendim. Çok küçüksün sen yavrum, bir başka sefere inşallah. Dövüşmeme izin yok mu beyim? Ne işe yararsın sen yavrum, silah bile tutamazsın. Vatanım için ölmeye çalışırım beyim. Başka da ne isterseniz yaparım. Bu zavallı çocuk da bizimle kalsa kıyamet mi kopar? Çavuş, sen galiba kale bile elden gitse kıyamet mi kopar diyeceksin. Hayır beyim. Ben ölmedikçe bir kere kale elden gidemez. Öldükten sonra da konuşamam ki kıyamet mi kopar diyebileyim. İslam Bey, sana Kaymakam Rüstem Bey'i tanıtayım. Benim mavinim ve can yoldaşım. Bu da bizim Abdullah Çavuş. Senelerdir bizimle silah arkadaşlığı ediyor. Sağ kolumuzdur diyebilirim. Hani Abdullah Çavuş olmasa... Kıyamet mi kopar? Kıyamet mi kopar, kıyamet mi kopar? Bizim çavuşun her cümlesi böyle biter. Mahiyetiniz kaç kişi evladım? 500 atlı Miralay'ım. İyi. Ben Çınar Tabi efradından onbaşı Hasan oğlu Mustafa. Düşmanda sızma hareketleri görüldü. Yüzbaşım emrinizi bekliyor efendim. Çınar Tabiası kuvvetlerimizin en zayıf olduğu yer. Herhangi bir düşman hücumuna uzun süre karşı koyamaz. Derhal yardım göndermeliyiz. İmkansız Miralay'ım. Elimizdeki son yedekleri bu sabah kum tabyasına sevk ettim. Tekrar çınar tabyasına dönmeleri için en az bir gün ister. Miralay'ım, emrederseniz ben gönüllerimle yardıma hazırım. Kaç günlük yoldan geldiniz, yorgunsunuz. Sizi savaşa sürmek çılgınlık olur. Düşman bizim dinlenmemizi bekleyecek değil ya. Emredin Miralay'ım. Galiba başka çaremiz de yok evladım. Nehrin en sığ yeri burası. Bu noktadan hücuma geçeceklerine eminim.
Kumtepe'de atlılarınla emrimi bekle. Gece karanlığından istifade ederek tabiye sızarsın. Düşmanı da şaşırtmış oluruz böylece. Başüstüne emir alayım. Yolun açık, gazan mübarek olsun. Sağ olun emir alayım. Çınar tabiyası düşmek üzere. İslam Bey'in gönüllülerine emir götürüyorum. Yolun açık olsun çavuş. İslam Bey'i görürsen bir hemşerisinin selamını söyle. Hey Saka. Bir yudum su ver. Ölmüşlerimizin ruhuna. Miralay'ın emri. Çınar tabiyası düşmek üzere. Yardıma gitmenizi buyurdular. Davranın gaziler. Bölüklere haber salın. İstikamet Çınar Tabyası. İçtima yeri Yastıtepe. İleri! İleri! Nasılsın yüzbaşım? Sağ olun. Tabya'nın kurtulduğunu Miralay'a haber verin. Baş üstüne. Son Altes Grand Dük Nikola Hazretleri. Ahmaklar, bunaklar. Bu nasıl oldu? Söyleyin bana. Bu nasıl oldu? Söyleyemiyorsunuz demek. Şu kadarcık bir tabyayı bütün gün topa tutturdum. Dünya kadar cephane harcadım. İstediğiniz silahları verdim. En seçkin askerlerimi ayırdım. Sonra bir avuç Türk'ün karşısında öküz sürüleri gibi kaçıştınız. Öküz sürüleri. Öküzler. Sen söyle. Bu nasıl oldu? Bak bak. Cevap bile veremiyorsun. Rütbelerini geri alıyorum. Defol! Peki ya senin cevabın ne? Sana bu kılıcı saray salonlarında kızlara caka satasın diye mi verdiler ha? Sersem! Defol! Türk cephesine kadar giren müfesenin başında olan sendin değil mi? Alçak cevap ver! Fakat Altes Türkler karşısında... Kaçmaktan başka çare bulamadın değil mi? Aleksandr! Altes! Götürün! Götürün bu herifi gözüm görmesin! Hayır, götürmeyin.
kurşuna dizin. General. Aytes. Bütün kuvvetleri. Anlıyor musun? Bütün kuvvetleri taarruza geçireceksiniz. Nehrin karşısındaki bütün tabyaların kan ve ateş içerisinde boğulmasını istiyorum. Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır. Bütün bataryalar birden ateş edecek. Taş üstünde taş bırakmayacaksınız. Rüstem, bir çare görüyor musun? Vaziyetimiz kötü mü yaralayım? Şükür Allah'ım. Şehitlik rütbesini çok görmedi bize. Ateşi kesildi. Düşman neredeyse görünür. Kardeşlerim, vatan ve Allah uğruna ölmek birdir. Teş! Thank you.
İslam Bey, İslam Bey, ne oldu sana beyim, ne oldu? Rüstem, bütün birlikler mümkün olduğu kadar az zayiat vermeye çalışarak kaleye çekil, sağ üstüne. Saka, su ver. Düşmanın İstanbul yolunu kestiği görüldü Miralayım. Allah devlete millete zeval vermesin. Artık tamamen muhasara altındayız. Hangi tabiadan bunlar? Çınar tabiasından. İslam Bey'in gönüllüleri Miralayım. Zayiat çok mu? Yarısından çoğu geri dönmedi efendim. İslam Bey de... İslam Bey'e ne olmuş? Ağır yaralı efendim. Yarası ağır mı? Evet Miralayım. Vücut delik deşik. Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış. Korkarım kör kalacak. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Abdullah Çavuş, İslam Bey'i derhal benim odama nakledin. Baş üstüne. Çekil bakayım çocuğum. Asıl sen çekil. Canım kucağımda ölüm halinde. Onu sana verir miyim hiç? Anlamıyor musun? Seviyorum. Ne oluyor sana evladım? Bana mı? Demek bilmiyorsunuz. Ben de manastırlıyım. Bugüne kadar bu beyin sayesinde yaşadım. İşte ölüm. Canımı alıp ona verebilir misin? Bari bırakın da kucağımda ölsün. Vatan nedir biliyorsunuz. Gönül nedir bilmez misin? Peki yavrum, sen de beraber gidersin. Şiddetli bir buhran geçirebilir. Başında devamlı birinin bulunması lazım. Ben beklerim efendim. Öyle ya, bu çocuk beklese kıyamet mi kopar? Peki, beklesin. Cerrah Bey, öbür yaralılara da bakalım. Geliyorum efendim.
Uyuma sakın. Sargılarını açmaya kalkarsan muhakkak kör olur. Hiç uyumadan beklerim efendim. Hadi göreyim seni. Vatan uğruna canlarını verip şehadet mertebesine ulaşanların mübarek vücutları toprağı örtmüştü. Eyhat, bensiz bir savaş günü daha bitti. Tanrım, bunu bana neden reva gördün? Etrafı düşmanla çevrili bir kalede hiçbir işe yaramadan beklemek. Sabredin efendim, iyileşeceksiniz. Sabrın sonu selamettir. Sabır, sabır, sabır! Bıktım artık. Sabrınızın mükafatını elbette göreceksiniz. Bu ses... Adem? Adem! 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 Adem neredesin? Buradayım efendim. Belki de aklımı oynatıyorum. Belki de hiçbir şey gerçek değil. Sen konuşurken... sesin bana çok sevdiğim birini hatırlat. Kim bilir beyim, belli olmaz. Belki de sevdiklerinize çok yakında kavuşacaksınız. Kavuşmak mı? Ona bir daha kavuşacak mıyım sahiden? Yok. Hayır. Zekiye'nin güzel yüzünü bir daha göremeyeceğim. Niçin böyle söylüyorsunuz beyim? Allah'tan ümit kesilir mi hiç? Elbette onu bir gün göreceksin. Ya hiç göremezsem? O vakit o sizi görür. Sizin gözünüz olur. Bir kadın bu halime nasıl katlanır? Katlansa bile bana merhamet etmesini, acımasını nasıl kabul ederim? Beni bu halimle görmesine bile tahammül edemem. O halde siz onu tanımıyorsunuz. Böyle bir şey aklından bile geçmez. Bir genç kızın ana, baba, kardeş sevgisinden mahrum kalan kalbini... bütün varlığıyla size bağlaması ne demektir biliyor musunuz? Zekiye? Zekiye, senin kulun! Allah'ım çok şükür. Seni görmem lazım. Mutlaka görmeliyim. Durun, sakın açmayın sargılarınızı, sonra kör kalırsınız. Evet, kör. Körüm ben. Söyle bakalım, sakatlığımla alay etmek için mi geldin buraya? Haftalardır benim körlüğümle zavallılığımla alay ettin. İslam! Hayır, sus! Kimsenin merhametine ihtiyacım yok, çık dışarıya! Çık dışarıya! Çık dışarıya diyorum! Çık dışarıya diyorum, defol! Abi durma! Defol! Defol! Zekiye.
Adem, ne bakıyorsun yüzüme? Al şunu sırtına. Hadi yürü. Oturun evladım, oturun. Yüzbaşı, cephane durumumuz nedir? Ancak birkaç atımlık barutumuz kaldı Miralay'ım. Pekala evladım. Abdullah Çavuş. Buyurun Miralay. Bu aslanlar bunca şeyle nasıl doyar? Bir çorba olsun pişiremediniz mi? Erzakımız tükendi Miralay'ım. Sadece yaralılara yetecek kadar çorba yapabildik. Hem zeytin ekmek yeseler kıyamet mi kopar? Vaziyetimiz iyice kötü Rüstem. Eğer cephanemiz olsaydı erzak kıtlığına göz kırpmadan razı olurduk Miralay'ım. Tahminime göre düşman hemen hücuma geçecek Rüstem. Onların bol cephanesine karşı göğsümüzü siper etmekten başka çaremiz kalmadı. Biz de düşmanın cephaneliğini uçururuz. Müsaade ederseniz bu işi ben üzerime alayım efendim. Hayır Rüstem. Kalede çok az zabit kaldı. Seni de feda edemem. Miralay'ım. İzin verirseniz bir diyeceğim var. Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm. Çok gençsin çocuğum. Tek başına bu işi nasıl yaparsın? Ben de giderim efendim. Cephaneli beraber uçursa kıyamet mi kopar? Çingene kılığına gireriz. Bu da benim çocuğum olur. Tabii, kızı olurum. Yani kız kıyafetine girersem hiç şüphelenmezler benden. Adın neydi senin? Adem efendim. Kimin kimsen var mı? Babamı geçen harpte kaybettik. Annem de acısına dayanamayıp öldü. Babanın adı neydi? Ahmet. Ahmet mi? Miralay'ım çavuşun teklifine benim de aklım yattı. Bu kalede daha hiçbir kavgaya katılmadım. İzin verin de bir kalemde borcumu ödeyeyim. Pekala çavuş, hazırlanın bakalım. Sağ ol Miralay'ım. Yürü hadi. Rüstem, zor günler bekliyor bizi. Yarın kimin gazi, kimin şehit olacağı belli değil. Uzun yıllardır yüreğimde sakladığım bir sırrı açıklamak istiyorum. Sen benim asıl adımı biliyor musun? Asıl adınızı mı? Evet Rüstem. Benim asıl adım Sıtkı değil, Ahmet'tir. Yüzbaşı Ahmet. Aman Miralay'ım nasıl olur bu? Olur Rüstem. Bu fani dünyada her şey olur. Yıllarca önce gene Tuna boyunda savaş içindeydim. Bir akşam en yakın arkadaşımı kurşuna dizmek emrini getirdiler bana. Suçsuz olduğundan emindim. Emri yerine getiremedim. Harp divanı rütbelerimin sökülmesine karar verdi. Böyle şerefsiz bir damgayla karımın, çocuklarımın yanına dönemezdim. Her şeye yeniden başladım. Eski rütbemi elde edene kadar yıllar geçti. Çocuklarımı aradığımda izlerini bulamadım. Savaşın ateşi onları da yok etmişti. Karımı bilmem ama çocuklarım belki de hala yaşıyorlardı. Ama nerede ve nasıl? Eğer şehit düşersem onları arayıp bulacağına söz ver bana. Şerefim üzerine söz veriyorum. Unutma, kızımın adı Zekiye. Miralay'ım, Cerrah Bey İslam Bey'in yanına kadar biraz buyursunlar dedi. Peki evladım, geliyorum. Hakkını helal et kumandanım. Yolunuz açık, kazanız mübarek olsun. Sağ ol kumandan. Hadi bakalım, gelin benimle. Şimdi yavaş yavaş açabiliriz.
Görüyorum. 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 İşte o da. İşte kapı. İşte masa. Pencere. Pencere. Silahlarım. Cerrah Bey sağ olun. Miralayım. Rüstem Bey. Peki ya Adem? Adem nerede? Adem mi? Adem yani bizim küçük sakal. Abdullah Çavuş'la birlikte biraz evvel yolcu ettik onları. Nereye? Düşman cephaneliğini uçurmaya. Ne? Düşman cephaneliğini mi uçurmaya gitti? Bu işi yapacak başka kimseyi bulamadınız mı? Abdullah Çavuş, bombaları unuttuk. Unuttuk mu? Ya bunlar ne? Söylesene be Çavuş, unuttuk diye dün patladı. Ve sübhane Allah, ne oldu sana yahu? Aylayım semanın altından mı geçtin yoksa? Sen sahiden kıza benzedin be adam. Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz. Ne? Kağıtlarını göster. Peki şimdiye kadar aklınız neredeydi? Ancak sıra geldi bize. Çavuş! Ne oluyor orada? Çingeneler efendim. Bir sopa atıp sorguya çekelim emrederseniz. Sopayı yiyince bir sürü masal uydurur bunlar. Yanına birisini katıp geriye def et gitsin. Demito, buyur çavuşum. Cephe gerisine def et bunları. Baş üstüne. Hadi durmayın, yürüyün! İyi! İyi! Düşman karargahına yakın olsak gerek. Evet.
İstersen ortalık kararıncaya kadar burada bekleyelim. Yok yok. Bence çekinecek bir şey yok. Ulu orta yürüsek daha iyi olur. Hadi öyleyse. Hadi. Hey, durun orada. Hiç bozmayalım. Evet. Çingene kızı ha, çapkın. Ne de güzel şey böyle. Ya. Hoşuna mı gitti Kodos? Kodos benim babandır. Bırakın beni. Bırakın diyorum. Bırakın. Hey, ne oluyor orada? Nedir bu çapazelik? Bu çingeneleri cephanelik yolunda yakaladık. Casus olma ihtimalleri var. Götürün kurşuna dizin. Yürü. Bırakın! Yürü. Bırakın beni dedim. Ne yaptık? Yürü diyorum sana. Buraya bak çingene kızı. Sen oyuncu musun? Tabii ya. O da çalgıcı. Hay Allah cezanızı versin. Neden söylemiyorsunuz? Bunlar beklediğimiz çingeneler. Karargaha götürüp karınlarını doyurun. Akşama Grandük'ün önünde dans edecek bu kız. Yeah! Ne duruyorsunuz? Çalsanıza. Çingene oyna. Garson getir içkimi ver beni. Boş işte kalbimi haydi koy. Gülerim gel hepimiz bu akşam. Bak çingene diyor aşka doy. Gülerim gel hepimiz bu akşam. Bak çingene diyor aşka doy. Çıkaralım hayatın tadını. Unutma bu günler geçecek. Hep sevelim aşkak günümüz tatlı sevip geçecek. İçmek yaşamak ne güzel. Bu hayat ne kadar tatlı şey. Şerefine dostluğun ve aşkın. Kaldıralım kalbim teki. Şerefine dostluğun ve aşkın. Kaldıralım kalbim teki. Bırakın beni diyorum. Bırakın beni. Zorluk çıkarma bize. Yürü diyorum. Biz çingene ne arıyorsun burada? Yürü bakalım. Kumandan bülbül gibi konuşturmasını bilir seni. Yürü bakalım. Lan! Ne oluyor orada? Mutfakta yakaladık bu çingeni onbaşım. Bana bırakın, ben alakadar olurum onunla. Baş üstüne onbaşım. Zekiye nerede? Ha? Zekiye nerede diyorum, söyle. Anlamadım İslam Bey. Yani Adem demek istiyorum. Tüküm karşısında dans ediyor. Bu sakallı herif bağladı bizi. Yakalayın! Çabuk!
Kesin oyunu. Seni pis casus seni. Yakalayın. Ya Allah! Yürü bakalım. Gebertin! Derhal kurşuna dizin! Cephanelin yerini buldum ama Allah kahretsin bombamız kalmadı. Gelin benden. Karargâhta bir şeyler oluyor. Abdullah Çavuş, siz beni koruyun. Peki. Al sen de şunu. Hey, dur! Yaklaşma buraya! Bana olayı söyle, yoksa ateş ederim! Ateş ederim diyorum sana! Yaklaşma! Yaklaşma! Ateşle barutu. Hava nasıl olur, çok yakın. Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik, ateşle.
be Adem. Kötü yerden yedik kurşunu. Ben de artık şehit olsam kıyamet mi kopar? Hiçbiri geri dönmedi. Üçü de şehit oldu besbelli. Yüreğimi taştan oyulmuş sanırdım Rüstem. Ama aslı yokmuş. İnsan zayıf, insan aciz. Karımın, oğlumun ölüm haberini aldım. Kızın kayboldu dediler. İçim kanadı ama sana en yakınıma bile sezdirmedim. Dünyada Abdullah Çavuş'tan başka dostum kalmamıştı. İslam Bey boz yeleli genç bir aslan gibiydi. Hele o çocuk Adem, ağzı süt kokan böyle bir biçare ölüme gönderilir miydi? Kendi ellerimle ölüme yolladım onları. Tanrı beni affetsin. Annesine benziyor. Yavrum, kızım, evladım. Ya Rabbi, sen çok şükür olsun. Gerçekten babamsınız değil mi? Rüya görmüyorum değil mi? Oh, Tanrım, bütün dualarımı kabul ettim. İslam Bey, işitiyor musun bak? Babam benim için ağlıyor, tıpkı benim gibi. Her nesil için atılacak cephanelikler, kurtarılacak kaleler ve başarılacak nice nice işler olacaktır. Nesime! Beyim! Beyim efendim! Çocuklar! Çocuklarımız nasıl? İyi! İkisi de çok iyi. Bir kerecik onları doya doya koklayabilseydim. Bu elinizde efendim. Ben bu kalenin yeni kumandanıyım. Buyurun. Asıl adlarımızın önemi yok. Bize verdiğiniz isimlerle ben İslam. Ben de Zeki. Sizin Zeki. Silistre kahramanlar. Bu vazifeyi sizi kurtarmak ümidiyle kabul ettik. Her şey hazır efendim. Vatan sizi bekliyor. Serbestsiniz. Vatan. Vatan esir oldukça ben hürriyeti neyleyim? Beni kaçırmakla bir tek Kemal'i kurtarmış olursunuz. Halbuki bu vatanda insanlıktan mahrum yüz binlerce Kemal var. Asıl onları kurtarmak lazım. Daha yıllarca bu karanlık zindanlara nasıl dayanabilirsiniz? İsterlerse bu naçiz vücudumu parça parça etsinler. 7 kat toprağın altına gömsünler. Eğer bu vatanın evlatlarına bir parçacık hizmet edebildiysem ne mutlu bana. Ya çocuklarımız? Babasız mı büyüsünler istiyorsunuz? Nesime yeter. Fakat beyim, bunca fedakarlıklarla açtığınız bayrak rüzgarsız yelkenler gibi hareketsiz kaldı. Nesime yeter, yeter diyorum sana, yeter! Affedin beni. Bilirsin ki seni canım gibi severim. Kızımı ve oğlumu canımdan da üstün tutarım. Fakat ben kanundan kaçmak için değil, kanunların değiştirilmesi için mücadele ediyorum.
Kendi milletimin içinde bir kaçak gibi yaşayamam. Beni kurtarmakla hiçbir şey değişmez. Asıl vatanı kurtaracak çareleri düşünmek lazım. Vatan. Zavallı vatan. Zavallı vatanımız.